Türkiye Cumhuriyeti'ni Rusya'nın S-400'ü, ABD'nin Patriot'ı ikileminden kurtaracak olan tarihi uzun menzilli hava savunma füze projemiz Siper'den büyük müjdeli haber paylaşıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı resmi Twitter hesaplarından Siper füzesinin gerçekleştirdiği yeni test atışının görüntülerini yayınladı. Gerçekleştirilen test atışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye artık hazır olduğu net bir şekilde görülen ve Siper Atış Komuta Merkezi'nden verilen emirle Sinop'ta gökyüzüne uzanan yerli Siper füzemiz çok uzak mesafedeki hedefini tam 12'den vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girme aşamasına gelen ve artık envanter kabul faaliyetlerinin başlamasını beklediğimiz Siper uzun menzilli hava savunma sistemimiz, ilk versiyonunda 150 kilometre civarında bir menzil değerine sahip olacak. Daha sonraki aşamalarda üretilecek Blok 2 ve Blok 3 versiyonlarıyla 200, 300 ve 400 kilometre gibi değerlere ulaşabilme potansiyeline kavuşacak olan Siper füzesi sayesinde Türkiye Cumhuriyeti ne S-400 ne Patriot ille de Siper diyecek, dünyaya gövde gösterisinde bulunacak. Bizi S-400 satın aldığımız için F-35 projesinden zorla çıkartan Amerika Birleşik Devletleri'ne inat. Bize S-400 verdiği için bazı konularda söz hakkına sahip olduğu illüzyonuna kapılan Rusya'ya inat. Bize sahip olduğu teknolojileri vermeyeceğini deklare eden Avrupa Birliği'ne inat. İsrail'in Yunanistan'a verdiği desteğe inat. Demir Kubbe'yi Yunan adalarına konuşlandırarak Türkiye'yi geri adım attırmaya çalışmalarına inat. Siper hava savunma füze sistemimizi tamamen yerli ve milli kaynaklarla tamamlıyor ve inşallah bu sene içerisinde silahlı kuvvetlerimizin envanterine kazandırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar ürettiği en sofistike savunma teknolojisi olarak kabul gören Siper füzesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin katmanlı hava savunma şemsiyesinin en uç noktasında görev yapacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın yüksek irtifa, uzun menzil hava savunma ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen ve gökyüzünden Türk'ün vatanına doğru yönelen her türlü tehlikeyi imha etmek için üretilen Siper füzesi, Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığında geliştirildi. Atış kontrol merkezi, atış kontrol radarı, füze fırlatma sistemi, füze taşıma yükleme sistemi ve atışa hazır füzelerin geliştirilmesi için çalışmalara başlayan firmalarımızın 2018 yılından itibaren uzun ve meşakkatli bir süreç sonucunda geliştirdiği Siper füzesinde test atışları arka arkaya gelmeye devam ediyor. Uzun menzilli hava ve füze savunmamız için kilit önemdeki Siper ürün 1 sisteminin güdümlü test füzesiyle 100 kilometreyi aşan menzildeki hedefi başarıyla vurduğu görüntüleri yayınlayan Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bu paylaşımı ise çok kısa bir sürede yüz binlerce beğeni aldı. Savunma sanayinde Türkiye'nin yeni bir yüzyıla girdiğini ifade eden Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, uzun menzilli hava ve füze savunmamız için kilit önemdeki Siper ürün 1 sisteminden güdümlü test füzesiyle 100 kilometreyi aşan menzildeki hedef başarıyla vurulmuştur açıklamasında bulundu. Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine bu sene içerisinde gireceği netleştirilen Siper füzesi bloklar halinde üretilecek. Böylece hızlı bir şekilde envantere kazandırılması sağlanırken daha uzun menzillere ulaşan versiyonlarının üretilmesi içinse zaman kazanmış olacağız. Türkiye, alçak irtifadaki hava savunmasını Korkut ve Sungur gibi platformlarla sağlarken, orta irtifa, orta menzildeki hava savunma kabiliyetlerini Hisar füze ailesiyle tamamlıyor. Uzun menzilli hava savunmamızdaysa, milli kaynaklarla geliştirilen Siper füzesi ve Rusya'dan satın alınan S-400'ler birlikte görev yapacak. Hisar füze sisteminden elde edilen bilgi birikimi ve tecrübe Siper füzesinin üretimi için büyük katkı sağladı. Bu sebepten dolayı Hisar projesi Siper'e giden yolu aralayan en kıymetli projelerden birisi olarak gösteriliyor. Hisar, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla
sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı kullanılan bir hava savunma füze ailesi. Hisar A ve Hisar O, aile bütünlüğü içinde modüler yapıda farklı platform entegrasyonlarına, değişen atış kontrol ve komuta kontrol altyapılarına uyumlu şekilde tasarlandı. Dikey atış kabiliyetiyle 360 derece etkinlik alanı, çift kademeli motor, çoklu platform entegrasyon arayüzü, itki vektör kontrol sistemi, çarpma ve yaklaşma tapa seçenekleri ve Hisar A ile Hisar O için ortak kanister ve göbek bağı arayüzleri ve bunun gibi üstün teknolojilerle ANS yani ataletsel navigasyon sistemi, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık, tek yönlü veri bağı, çift darbeli, katı yakıtlı motor seçeneği gibi özelliklerle göz dolduran milli ve yerli kaynaklarla geliştirilmiş Hisar füzelerimizden Hisar A 10 kilometre, Hisar O ise 20 kilometre civarında bir menzil değerini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine sunuyor. Gelecek yıllarda 100 kilometre ile 150 kilometre arasındaki bir menzil değerine sahip olarak tasarlanan siper füzesiyle Hisar O'nun arasındaki boşluğu doldurmak amacıyla Hisar U projesinin de hayata geçirilmesi ve 50 ile 90 kilometre menzilleri arasındaki kapsama alanını yerli ve milli kaynaklarla sağlayacak Hisar U füzesinin de tamamlanmasıyla birlikte Türk Milli Hava Savunma Şemsiyesi'nin tamamlanması, Anadolu Kalkanı projesinin nihayete erdirilmesi ve gök kubbenin gelebilecek her türlü tehlikeye karşı tamamıyla yerli ve milli kaynaklarla her türlü irtifa ve menzilde savunulması hayata geçirilmiş olacaktır diyelim. Allah yapandan, yaptırandan, destekleyenden, çalışanından razı olsun diyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açık duruma getirerek yüklenen videolardan anında haberdar olmayı, bu tarz videoları beğeniyor ve devam etmesini istiyorsanız katıl butonu üzerinden bizlere ve kanalımıza destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ya Kahhar.